Allah katında naz ehli olan kullar falan deniyor mesela bazı böyle tasavvuf kitapların içerisinde de var. Bunları görüyoruz. Hatta ya öyle ki yani işte cennete girmiyorsa müridi kendisi de girmeyeceğini söylüyor ve Allah onun hatırına toptan cennete sokuyor herkesi falan. Yani biraz buna benziyor herhalde anladığım kadarıyla. <laughs> ya işte komedi. Yani gerçekten komedi. Bu kadar Kur'ansızlık olmaz ama yani. Yani her şeye belki tahammül edilir de bu kadarı değil artık yani. Yok bilmem Allah'a söz almış Allah'tan. Ha, neymiş söz? işte bizim e, işte şeyimiz, şeyhimiz, hocamız, mürşidimiz neyse kimse. E, bizi götürmeden cennete kendisi de girmeyecekmiş. Böylece taraftarlarına da bu garantiyi veriyormuş. Yani sizi cennete sokmada sanki babasının tarlası orasıymış. Ne Kuran demek? O gün o günü gördüğü zaman insanlar kendini kurtarmak için sahip oldukları her şeylerini hatta çoluk çocuklarını belki insanlar annelerin babalarını fidye vermek isteyecekleriyle ilgili ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Evet, Ma'arij suresinde var. Tabii yani bunun hiç tutar tarafı yok kardeşim. Yani biliyor musunuz? Bunu ciddiye alıp konuşmak bile akla ve zamana ziyan. Yani, yani bunları Bu kadar... iddia eden ve bunlara inanan kişileri o gün görmek lazım herhalde değil mi hocam? Ya o gün değil. Bugünden onları eee evet. o, o, o o o yanlıştan vazgeçirmek lazım. Gerçekten korkunç bir hata yani. Gerçekten. Yani nasıl bu yani nasıl bir Allah inancıyla bu kadar insanı saptırıyorlar? Ben bunu hiçbir türlü anlamış değilim. Hazreti İbrahim babasını kurtaramıyor. Hazreti Nuh eşini, oğlunu oh. kurtaramıyor. Hazreti Lut eşini kurtaramıyor. Hazreti Ais Asiye eşini kurtaramıyor. Hazreti Peygamber kızına diyor ki bak ya Fatıma işleri nefse kimin Allah Teala nefsini Allah'tan satın almana bak. Feenni la'uni an kimin Allah'ı şey'a. Yani yarın Allah'tan gelecek herhangi bir konuda senden herhangi bir şeyi gideremem ben diyor. Kendi işini sen kendin yap. Ya Kur'an'da ayetler var kardeşim. Dolusuyla ayet var. Dolusuyla ya ben peygamberin içerisinde bir türedi değilim diyor size de bana da ne yapılacağını bilmiyorum Heh, diyor mesela. Akhav suresi Akhav 9. Suresi. ayet. Yani ve ma edri ben bilmiyorum. Ma alubi ve la biküm. Bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum. E, bilmiyor tabi. Bilmiyor tabi bunlar gayiptir. Nihayetinde oraya gidince görülecektir. Allahu Teala Hazreti Peygamber'in gelmiş geçmiş günahlarını bağışlayacağını da söylüyor şeyde. Fetih suresinde ama nihayetinde orada ne ile karşılaşacağını bilmiyor yani. Hocam Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir ayette peygamberler dahi insanlara işte bize tabi olun. Biz sizi kurtaralım diye öyle bir ifade şey yok. bulunuyorlar mı hocam? Öyle bir Tam şey tersine. Yok. Diyorlar ki Allah'a tabi olun. Allah'a teslim olun ve kurtuluş yolunuzu bulun. Allah sizi kurtaracak. Allah'a itaat yani edecekler. Peygamberlerin dahi söylemediği bir şeyi herhangi bir Müslüman nasıl iddia edebilir? Peygambere tabi olmak var da bana tabi olun. Ben sizi kurtarayım, kurtarayım iddiası yok, yok yani. Öyle tabii. bir şey olmaz. Yani onun hiçbir Kur'an'ı altyapısı yok. Hayır öyle olsaydı o zaman Mekke'li müşriklerle mücadele etmeye gerek yoktu ki o da öyle inanıyordu o zaman. Hı hı. Hatta daha hatırlılar vardı arada, melekler vardı. Tabii. Yani Allah'ın kızları diyorlardı. Tabi orada da çok büyük bir çelişki içindelerdi. Kendileri kız çocuklarıyla müjdelendikleri zaman suratları kapkara kesiliyordu. Ama kendi istemedikleri kız çocuklarını Allah'a layık görebiliyorlardı. Necim suresinde öyle diyor. Bu ne berbat bir taksimat yani. Nereden çıkardınız bunu diye Orada da bir çelişki yaşıyorlar ama adam diyor ki niye böyle inanıyor? Ne bileyim niye inanıyor ya? Allah Allah bunu ben nereden bileceğim? Mekkeli müşrik işte. Bunda mantık mı arıyoruz yani işte mantıksızlık, saçmalık her tarafı saçma. O saçmalık üzerinden herhangi bir şeyimiz e, mantık arayışımız olmayacak. Hocam evet. şey yapalım biz bir bu o madde isterseniz geleyim bir dakika biraz daha. Da. Biraz daha zorlayayım ben. Ee, Niye demek ki bu, bu soruyla bitireceğiz Bu program hocam öyle Ya gözüküyor. Art bitirse ne yapalım? Yok, Bir şey olmaz. Şimdi bakın, şimdi adam diyor ki bugün bugün diyor ki bizi takımın başındaki adam kurtaracak cennete götürecek. Peki siz bu adama tapıyor musunuz diyorsun? Yok diyor. Tapmıyor. Tapmıyoruz. Peki ne yapıyorsunuz? İlişkiniz nedir? Mesela ibadet yaparken o adamı böyle gözünü kapatıp düşünüyor musun? Düşünüyorsun. Ne o? Niye düşünüyorsun? Adamı niye düşünüyorsun mesela yani? Sen ne biliyorsun mesela o adam hak ve hakikat ehli olarak öldü ve Allahu Teala onunla ilgili bir beratta bulundu? Böyle bir şey var mı? Yok. Nereden biliyorsun? Ha gider ayak patır kütür dinsiz gittiyse? Kim biliyor? Neden sen kulluğunu böyle riske ediyorsun? Hayır hocam imanlı gitse olur ki yani? İmanlı gitse de zaten hayır, yine aynı. onun düşüneceği bir durumu e, yok, yok bir da. Bir şey yok da ona da der ki onu da Allah affetsin bizi de affetsin evet. bilmem ne hiç bilmedi, akıbetinden hiç haberdar olmadığı birini getiriyor, ibadetinde Allah'la kendisi arasına yerleştiriyor. İşte bu şirk. İşte şirk bu kardeşim. Başka bir şey değil zaten. Başka bir şey değil işte bu. Yani bunu sen yapınca Allah sana aferin, iyi yaptın demeyecek. Mekkeli müşriklerin yaptığı buydu güzel kardeşim. Zaten bu ne Allah aşkına ya. Bunların anlatılması zaten bu hataları düşmenim diye değil mi yani? Şu onun için diyor ki bak adamın sözlerini söylüyor. Diyor ki mana biz onlara tapmıyoruz. İlla amacımız sadece şu. Li yukarribuna allahi zulfa. İlallahi zulfa. Allah'a bizi yaklaştırsınlar diye. Ya aynısını söylüyor ya adam bugün. Ya tam bir müşrik sözü söylüyor arkadaş. Yapma bunu diyoruz. Yapma gözünü seveyim. Yani hocam Kur'an'daki bu ayetler biz müşrikleri kınıyalım, ehli kitabı kınıyalım, onlarla ilgili olumsuz izlenimimiz olsun diye değil herhalde. Aynı hatalara düşmeyelim diye. Hayır onları ayetler. hem tanıyacaksınız. Evet. Ben işte onun için Kur'an'ın indirildiği ortamı bilmek lazım. Ne Neye inanıyordu adamlar ve Kur'an'ın davası ne oldu da bir dönüşüm meydana gitti? İşte böyle inanıyordu. Hayret ki ne hayret? Şirki ortadan kaldırsın diye indirilmiş bir kitap ve görevlendirilmiş bir peygamber bizatihi o peygamberin kendisi aracı ediniliyor. Yani korkunç bir bozulma var. Adam diyebilir ki tamam ben öyle inanıyorum. Tamam inanıyorsan inan. Hesabını sen kendin Allah'a verirsin. Ama ben bir mümin kardeşin olarak emri bil maruf nehyanil münker görevi iyiliği emretmek kötülükten men etmeye çalışma noktasında bildiği hakikati söylüyorum. Yarın bir gün Allah'ın huzurunda bu yaptığımızın şirk olduğunu bilmiyorduk. Bunlardan haberdar olanlar da bizi uyarmadı diyemeyeceksiniz. Sor hocam siz bunları söylerken bu kişisel bir görüşünün ifadesi değil ki. Herhangi yani, bir ayetle söylediğiniz zaman hiç zaten... kimseyi hedefe alarak hiç kimseyi hayal ederek hiç kimseyi tanımlayarak hiç kimseyi deşifre etmek gibi bir derdim yok benim. Yok yani ortaya koyarken de kişisel bir görüşünüzü ortaya koymuyorsunuz. Yani ayetlerden hareketle ortaya çıkan şeyi söylemeye çalışıyorsunuz. Yani tabii niye kişi, buna kişisel, bununla kişisel gör benim görüşüm yok ki. Ne görüşü yani Allah'ın kitabı. Dinde adamın kendi görüşü olmaz. Hani herhangi bir konuda gidip bana göre şöyle yaparsan daha iyi olur diyebilir bir insan da yani bu konuda bana göre sana göre olmaz. Allah ne diyorsa odur zaten. He evet. İşte şirk üzerinden bu uyarıyı ısrarla yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Çünkü allah Teala bu kitapta bildiriyor, diyor ki insanların çoğu ne kadar uğraşırsan iman etmeyecek. Bak Yusuf suresi 103, sonra 106'da da diyor ki insan iman edenlerin de çoğu şirk içerisinde Allah'a inanacak. Evet. Yani Peki, şirk karıştırmadan inanmayacak. He, biz şimdi biz, biz bunun neresindeyiz merak etmeyecek miyiz? Ya ben ilahiyat fakültesinde öğretim üyesi bir insanım, A, çalışma alanım tefsir. <laughs> Yani ben ben bunları niye öğreniyorum? Yani ne amacım ne? Hadi diyelim yaptık tez yüksek lisans bitti. Yaptık bir tez daha doktora bitti. Ondan sonra yardımcı doçent olduk. Sonra doçent olduk. Sonra profesör olduk. Ne oldu? Peki ne oldu? Benim ünvanımın yani profesör olması neyi değiştiriyor? Kardeşim ben bildiğim hakikati kardeşime söyleyeceğim. Ben bunu uyarma görevi benim var. Ha ben seni kurtarırım demiyorum. Çünkü herkes kendisini kurtaracak. Böyle kimse kimseyi kurtaramıyor. Öyle takımın içine girdin mi? Takım otomatik kurtulmuyor. Yok öyle bir şey. Yani diyor ki bizim gruba girersen bizim işte başımızdaki hepimizi kurtaracak. Kurtaramaz. Billahi kurtaramaz yani. Yok öyle bir şey yok. Çünkü Allah'a sunulma topluca olacak ama yargılama teker teker olacak. Yani Allah gruba soruyu gruba sormayacak ya. O zaman ne diyor ki Allahu Teala soruyu gruba soracak? gruptan bir sözcü cevap verecek. Dolayısıyla grup kurtulacak. Yok billahi öyle değil ya. Hocam sonra bu ahirette insanları kurtaracağını iddia eden kişiler bu dünyada görüyoruz hocam işte yani Müslümanların ne kadar zulme görüyoruz. İşte Filistin örneği var. Doğu Türkistan'da bugün Çin yönetimi altında maalesef ki birçok Müslüman kardeşimiz yani Müslüman ve Türk oldukları için orada eziyetlere maruz kalıyorlar. E, Arakan'da keza yine aynı şekilde dünya muhtelif yerlerinde yani bu insanları niye kurtaramıyorlar hocam yani ahirette kurtaracaklar. Onlar herhalde kurtarma kişiler. kontenjanını ahirete e, transfer ediyorlar herhalde. Yani Burada Allah katında değerli değil olacak mi? bir şey varsa o da bu dünyada insanlar Mazlumlar mazlumlara yardım arıyorlarsa onları kurtarmaktır. Beklenen yani. budur. Olması, Olması gereken, gereken budur, budur da işte yok yani böyle bir şey yok yani. Bunu yani bazıları belki inanıyor da ben de sadece dua ediyorum. İnşallah bu böyle bir şeyden kurtulur adam yani. Evet. Çünkü bu gidiş hiç hiç iyi bir gidiş değil. Kimse kimseyi kurtaramaz. Hiç kimse ibadetinde kendisiyle Allah arasına hiç kimseyi koyamaz. Meleği de koyamaz, peygamberi de koyamaz, babayı da koyamaz, hocayı da koyamaz, veliyi de koyamaz, mürşidi de hiç kimse kimseyi araya koyamaz. Meleği araya koyan Allah müşrik diyor. Daha bunun lamı cimi var mı? Peygamberi araya koyana müşrik diyor. Sen de araya birini koyuyorsan senin de alacağın sıfat bu.